Muhtemelen şarkılarımı radyoda çok dinlediniz. Dinleyicilerin %90'ının parçalarımı ezbere bildiğinden eminim. Ve bu elbette beni gururlandırıyor. Ama işin aslı şu ki herkes sesimi biliyor. Ama kimse nasıl göründüğümü bilmiyor. Merhaba, ben Joanna. Arkadaşlarım sadece Joe der. Çok ünlü bir şarkıcı yerine şarkı söylüyorum. Bu şarkıcının kim olduğunu mu merak ediyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın. Hayatım çok sıradandı. Okul, dans kulübü, telefonda takılma ve nadiren konuştuğum birkaç arkadaşım. Yaşıma rağmen 17 yaşındayım ama 45 gibi hissediyorum. Bu asosyalliğim sonradan olmadı. Doğuştan çok utangaçtım ve bana güven veren tek şey şarkı söylemekti. Kendimi sadece şarkı söylerken güçlü hissediyordum. Beste yazıp sonra da bir melodi buluyordum. Sonra gözlerimi kapattım. Sahnede o an şarkı söylüyordum ve insanların beni nasıl alkışladıklarını hayal ediyordum. Tüm yeni şarkılarımı deftere yazdım. Hatta birkaç kez gitar çaldım, video kaydettim ve YouTube'da yayınladım. Ama hiç izlenmedi. Tanınmamış bir kızın şarkılarını kim dinler ki? Dünyada benim gibi binlercesi var. Bir akşam bir video daha yükledim ve yattım. Ertesi sabah öylesine kendi videomu açtım. Altında şu yorumu gördüm. Harika performans. İşbirliği yapmaktan memnuniyet duyarız. Ne? Bu kim? Yorumu yazan kişinin fotoğrafına tıkladım ve gözlerime inanamadım. Bu genç yetenekleri ünlü yapan bir ajansın menajeriydi. Ofisleri benim şehrimdeydi ve genel olarak ülkede çok popüler bir ajanstı. Bunun doğru olup olmadığını anlayamadım. Birisinin fake hesap ve resimle bana şaka yapıyor olabilirdi. Teşekkürler. Kısa bir cevap verdim ve okul için hazırlanmaya gittim. Bütün gün bu yorumu düşündüm ve şüpheler beni bunalttı. Yazdığım cevap doğru muydu? Yoksa kişileri onlarla iletişime mi geçseydim? Ya sınıf arkadaşlarımdan biri gizli kanalıma rastlamışsa ve birazcık alay etmeye karar vermişse? Okuldan hemen sonra eve koştum ve bilgisayarı açıp kanalıma girdim. Yeni bir mesaj. Sevgili Joanna, lütfen belirtilen numaradan bizimle iletişime geç. Seni ofisimizde görmekten memnuniyet duyarız yazıyordu. Sonra da bir telefon numarası vardı. Ne yapmalıyım? Instagram'a girdim ve bu ajansın profilindeki telefon numarasıyla bana yazılan numarayı karşılaştırdım. İkisi de aynıydı. Neyse, ne olacaksa olsun. Merhaba, benim adım Joanna. YouTube'da videoma yorum yazmışsınız ama sizinle iletişime geçmemi istemişsiniz. Ah Joanna, senden haber aldığıma çok sevindim. Benim adım Henry ve New Stars Yetenek Ajansı'nın menajeriyim. Sana harika bir teklifimiz var. Para kazanma ve kendi şarkılarını yayınlama şansın var. Duyduklarıma inanamadım. Yıldız mı olacağım? Bu düşünceler tüylerimi diken diken etti. Hem mutlu oldum hem de korktum. Söyledim ya, çok utangacım. Randevu ayarladık ve bir saat sonra çok havalı olan ofislerinin kapısında duruyordum. Sanatçıların fotoğrafları ve posterleri, her türlü ödül, duvarlarda bazı heykelcikler asılıydı. Bir an için kendimi tüm bu ihtişam ve güzelliğin ortasında hayal ettim. Ne hoş rüyalar. Bay Henry'nin oldukça iyi bir adam olduğu ortaya çıktı. Gülümsedi, yeteneğimi ve şarkılarımı duygulu şekilde okuyuşumu, sahip olduğum güzel şarkıları övdü. Büyük görünüyorsun. Böyle harika ve anlamlı şarkılar bir genç kız tarafından yazılamaz. Birlikte güldük. Henry gözlerimin içine baktı ve şimdi onlarla çalışmamı teklif edeceğini anladım. Joanna, seni ajansımızın bir parçası olmaya, bestecimiz, ilham perimiz, sesimiz olmaya davet etmek istiyoruz. Çok mutluyum ve ben tanıtımını üstlenmek üzere olduğumuz sanatçılarımızdan birinin sesi olacaksın ve şarkıların hepsi birer hit olacak. Tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra Henry teklifinin özünü anlattı ve ben en hafif tabirle şok oldum. Yeni şarkı yazmam ve kaydetmem teklif edildi. Ama yüzümü göstermemem ve şarkıları benim söylediğimi kimseye söylememem gerekiyordu. Sahnede benim yerime playback yaparak ağzını açıp kapayan, performans sergileyen bir kız olacakmış. Dürüst olmak gerekirse böylesine bir ters köşe beklemiyordum. Ama Henry cevap vermek için acele etmemem gerektiğini ve düşünmemi söyledi. Evde ben arka planda şarkı söylerken sahnede benim yerime başka bir kızın olduğunu ve herkesin ona bravo diye bağırdığını sürekli düşünmekten başım ağrımaya başladı. Ne karar vereceğimi bilmiyordum. Ama annemin eve gelişi karar vermeme sebep oldu. Yanıma oturdu ve ne yazık ki işten kovulduğunu söyledi. Eve ekmek getiren annemdi ve bu haber her şeyin ne kadar zorlaşacağını gösteriyordu. Zengin değildik ve birikmiş paramız da yoktu. Bir süre ağladıktan sonra artık aileme yardım etme sorumluluğunu üstlenme zamanımın geldiğini fark ettim. Hemen Henry'ye yazarak böyle bir kandırmacayı kabul ettiğimi söyledim. Ne olursa olsun. Önemli olan parasız kalmayacaktık ve anneme yardımcı olabilecektim. Ertesi gün Henry ve o kızın beni beklediği kayıt stüdyosuna gittim. Adı Alice'dı. Ondan gerçekten hoşlanmadım. Kibirli ve burnu havada görünüyordu. Ama neyse, onunla dünya turuna çıkmayacaktım ya. Kulaklıklarımı taktım, mikrofonun başına geçtim ve müzik başladıktan sonra şarkı söylemeye başladım. Her satıra duygularımı kattım ve şarkıyı tüm kalbimle söyledim. Harry'nin keyifle baktığını ve Alice'ın mutlu bir şekilde ellerini ovuşturduğunu gördüm. Şarkı kaydedildikten sonra bana sıkıca sarıldılar ve %100 hit olacağını söylediler. Çok mutluydum.
Ama sadece bir ses olduğumu hatırlayınca modum düştü. Henry yarın okuldan sonra birkaç şarkı daha kaydedeceğimizi söyledi ve bugünkü şarkının yayınlanacağını söyledi. Bana içinde 5000 dolar olan bir zarf verdi ve bu daha başlangıç, başarı ve para bizi bekliyor dedi. Eve geldiğimde anneme olanları anlattım ve bugünden itibaren hayatımızın değişeceğini söyleyerek parayı ona uzattım. Annem bu habere sevinmedi ama başka çaremiz yoktu. Ertesi sabah okulda bütün çocuklar hararetli bir şekilde bir konu hakkında konuşuyorlardı. Sınıf arkadaşım Mia bana doğru koştu ve tüm şehrin listeleri alt üst eden yeni bir hit şarkı hakkında konuştuğunu söyledi. Ve benim şarkımı çalmaya başladı. Mia şarkıya eşlik etti. Gözlerini kapadı ve daha önce hiç bu kadar havalı bir şarkı duymadığını ve bunun tam onun zevkine göre olduğunu söyledi. Arkama baktığımda herkesin onunla dans ettiğini, birlikte şarkı söylediğini gördüm. Şarkıyı söyleyen kim diye sordum. Bu bir sır. Birkaç şarkıdan sonra kızın bir basın toplantısı yapacağını ve yüzünü ilk orada göstereceğini söylediler. Ama herkes onun bizim şehrimizden olduğunu söylüyor. Şehrimizde ne yetenekler varmış ya. Ayrıca kızın yetenekli olmasının yanı sıra çok da güzel olduğunu söylüyorlar. Çok havalı. O kesinlikle benim yeni idolüm. Sınıfın ortasında duruyordum. Özgüvensizliğim ve alçak gönüllülüğüm yüzünden bir yıldız olma şansımı kaçırdığımı anlamak beni çok üzdü. Okuldan sonraki zamanlarımı stüdyoda geçirdim. Şarkılar tüm listelerde yer aldı. Her gün gizli sanatçının daha fazla hayranı oluyordu. Henry Instagram'da birkaç gün içinde 3 milyon abone kazanan ve her saat hayran sayısının arttığı bir profil açtı. Elas hit şarkılarla yüzünü görünmediği video klipler çekerek herkesi daha da meraklandırdı ve bu gizemli halleriyle daha da çok hayran topladı. Çok param vardı ama mutsuzdum. Bir parçamın çalınmış olduğu hissi bir an olsun içimden gitmedi. Henry ruh halimi görünce konuşmaya geldi. Ona şarkılarımı sahnede kendim söyleyemediğim için içim içimi kemiriyor dedim ve neden sahneye ben çıkamıyorum diye sordum. Ah Joe, Alice'ın ailesinin kim olduğunu biliyor musun? Çok zenginler ve kızları şöhret. Sahne hayalleri kuruyor ama şarkı söylemeyi bilmiyor. Alice'ın babası yeni şubemizin inşaatını karşılıyor. Uçuşlar ve konserler için fon sağlıyor. Gösteri işi çok paradır. Bu yüzden seni işe aldık. Ve sen çok yeteneklisin. Böyle bir cevap beklemiyordum. Çok incindim ve kırıldım. Ve Harry hemen bana bir kağıt uzattı. Bu bir sözleşme, gizlilik hakkında. Böylece ileride herhangi bir problem yaşamayız. Lütfen iyi bir kız ol ve herkes üzerine düşeni yapsın ve payını alsın. Şartları ve koşulları okudum. İstemeye istemeye imzaladım. Başka seçeneğin olmadığının farkına varmıştım. Hikayenin devamını merak ediyor musun? Bundan sonra neler olacağına ve tüm kahramanların kaderinin ne olacağına dair düşüncelerini yoruma yazmayı unutma. Herkese merhaba, benim adım Martin. Şimdi size yaşadığım üzücü ve heyecan verici bir hikaye anlatacağım. Başkalarının anılarını gördüm. Genel olarak insan hafızası çok ilginçtir. Hiç dejavu hissettiniz mi? Bize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ve bir saniye sonra ne olacağını tahmin ettiğinde ne hissettin? Hiç böyle bir şey yaşamış olabileceğini düşündün mü? Belki bu hayatta değil. Ama yine de kim bilir? Belki de o hiç sen değildin. Belki başka biriydi. Ben şehirdeki en havalı okulda okuyan zengin bir çocuğum. Ben adında bir arkadaşım vardı. Neredeyse çocukluğumuzdan beri aramızda su sızmazdı. Ben de zengindi. Ailesi petrolle uğraşıyor. Benimkiler ise değerli madenlerle. Ailelerimiz ortak bir işe başladılar. Hatta birkaç tane. Ama babam her zaman benim ailesinin bize bağımlı olduğunu söylerdi. Neyse konu bu değil. Bu arkadaşlık seviyemizin anlaşılması içindi. Kapılar bizim gibilere her zaman açıktır. Sevildik, sayıldık, nefret edildik. Ama hep işimiz görüldü. Elit çocuklar olarak biliniyorduk. Bu bir avantaj sağladı. Tahmin ettiğiniz gibi. Hayır kelimesini bilmiyorduk. Böyle bir tutuma doğuştan alıştık. Bize her şey hakkımız olduğunu söylediler. İlk başta her şey güzeldi. Ama yaşlandıkça sınırsız arzularımız biraz değişmeye başladı. Kötü yönde. Örneğin. Ben şehirde sarhoş olduğumuzda sık sık kuralları çiğniyorduk. Bizi defalarca yakalayan polislerden korkmazdık. Polisler yüzümüzü görür görmez gitmemize izin verirlerdi. Bizi hemen tanırlardı. Bu da bizim iyice küst almamızı sağladı. Liseye geldiğimizde çoktan tüm şehir ve hatta tüm etraftaki ilçeleri gezmiştik. Hangi kulüplerin nerede olduğunu biliyorduk. Her yerde VIP'ydik. Çünkü her gittiğimiz yerde bir gecede onların aylık kazançlarını bırakıyorduk. Kelimenin tam anlamıyla parayla dolup taşıyorduk. Ve tabii ki bu durumdan çok memnunduk. Kimisi eğlenmek için, kimisi popülerlik için bizde takılırdı. Etrafımız hep kalabalıktı. Kızlar arada sırada bizimle fotoğraf çekinir ve yan masada oturuyor olsalar bile hemen fotoğrafları sosyal medyaya yüklerlerdi. Bazılarının en güzel anları buydu. Ama bizim için sıradan bir cuma gecesiydi.
Zamanla bu yaşam tarzı sıkıcı hale geldi ve ben biraz eğlence önerdi. Okul yılımız başladığında arkadaşım ve ben onu olabildiğince eğlenceli geçirmeye karar verdik. Sokakta öğle yemeğimiz otururken ben aniden çok mütevazı bir kızı fark etti. Adı Susan'dı. Bu kız ilkokulda bizimle okumuştu ama onu hiç fark etmemiştik. Ben onun görünmezlik süper gücü olduğunu söyledi. Sesini hiç duymamıştık. Etrafında da hiç arkadaşı görmedik. Tek bildiğimiz ailesiyle yaşadığı, babası olmadığı, annesinin sürekli çalıştığı ve muhtaç durumda yaşadıklarıydı. Ben aniden bana bir iddiada bulundu. Marty, onu tavlayacağıma bahse girerim. Ciddi misin? Seninle konuşmayacak bile. Ya konuşursa yakışıklıyım, zenginim, rüya erkeğiyim. Belki onun için değil. Bana öyle geliyor ki o erkeklerle ilgilenmiyor ve hatta genel olarak hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Hiç konuşmasını duydun mu? Evet, bir gün öğretmeni selamlamıştı. Sayılmaz, nesine iddiaya giriyoruz? Onu tavlarsam arabanı alırım. Ya yapamazsan benimkini alırsın. Ondan bıktım zaten. Anlaştık. Ben kalktı ve ona doğru gitti. Gözlerini yerden kaldıramadığını ve benim etrafımdan geçip gitmeye çalıştığını gördüm. Ama ben geçmesine izin vermedi. Sonra ona bir şey söyledi ve yüzüne bir tokat attı. İnanamadım. Bir yüksek sesle gülmeye başladım. Ben yanıma geldi. Arabasının anahtarını uzattı ve bunun son olmadığını, bunu yaptığını hayatı boyunca hatırlayacağını söyledi. Ona ne dediğini sordum. Ben ona randevu teklif ettiğini ama bu dengesiz kadının bu tür teklifleri kabul etmeyecek kadar çılgın olduğunu söyledi. Pişman olacak dedi. Bu olaydan sonra yaklaşık 3 hafta geçti. Susan'ın kayıp olduğunu fark ettik. Okula gelmiyordu. Öğretmenler de merak etmeye başladı. Aniden benim intikamla ilgili sözlerini hatırladım ve onu son zamanda görüp görmediğini sordum. Ama ben her şeyi inkar etti. O deli kızı görmedim. Birkaç gün sonra öğretmenimiz Susan'ın ailesine yardım etmek için bir yardım kampanyası duyurdu. Herkes ne oldu diye sorunca Susan 2 hafta önce hastaneye kaldırıldığını ve birkaç gün sonra da evlerinin yandığını söyledi. Bilmiyorum ama garip bir şey hissettim. Bana bakmaya devam ettim ve nedense bana bunda parmağı varmış gibi geldi. Ama arkadaşım her şeyi inkar etti. En iyi arkadaş yalan söyler mi? Susan'la ilgili konuşmamız sırasında ben konuyu kesin bir şekilde değiştirdi. Kuzeninin geldiğini ve iyi ağırlanması gerektiğini söyledi. Her zamanki gibi kulüpte buluştuk. İyi bir parti verdik, bir şeyler içtik. Akşamın sonunda bir şekilde rahatsız olduğumu hissettim. Ben eve gideceğimi söyledim ama sinirlendi. Ben onu çağırdığımda benimle gecenin sonuna kadar kaldığını söyledi. Bir saat sonra neler olduğunu belli belirsiz anladım. Benim bir kızın yanında durduğunu, elini sıkıca tuttuğunu, kızın direndiğini, ona bağırdığını ve onun kulağına ''Sen kimsin de beni inkar ediyorsun? Seni mahvedeceğim, anladın mı?'' dediğini gördüm. Sonra ben geldim ve kızın gitmesine izin verdim. Kız ağlayarak kaçtı. Benden direksiyona geçmesini ve beni eve bırakmasını istedim. Gergindi, agresif davranıyordu. Ona kızlara karşı daha yumuşak olması gerektiğini söylediğimde sadece güldü. Ona şimdi Susan'ı hatırlattığımı söyledi. Ben? Ne? Susan mı? Susan mı dedim? Yok, eski sevgilimden bahsediyorum. Eski sevgilim adı Naomi'ydi. Şu an araba sürüyorum, lütfen sonra konuşalım. Ben, ona ne yaptın? Susan'a ne yaptın? Ben bana döndü ve bunu sormamalıydın dedi. Ve ardından araba farı parlak ışık ve acı. Hastanede uyandım ve çok fenaydım. Kaza yaptığımız ortaya çıktı. Kalbim hasar görmüştü ama kalp nakli olmuştum. Beni getirdikleri anda aynı kan grubu ve uyumlu bir kişinin öldüğünü ve ebeveynlerinin bana kalbini bağışladığını söylediler. İyileşmem bir aydan fazla sürdü. Hafızam biraz hasar almıştı. Pek bir şey hatırlamıyorum. Ben ziyarete geldi. O gayet iyiydi. Sadece morluklar ve çizikler vardı. Durumunun ağır olmamasına sevindim. Taburcu olduğumda uzun zamandan sonra ilk defa rahat ve sağlıklı bir şekilde uykuya daldım. Ve bir rüyada beni gördüm. Küçük, fakir bir evin yanında duruyordu. Ev yanıyor, bir kadın yakınlarda yerde oturuyor, çok ağlıyordu. Ben saklanıyor ve gidiyordu. Soğuk terler içinde uyandım. Yavaş yavaş kendime geldim. Okulda derslere katılmaya başladım. Geldiğimde girişte mekanı cennet olsun yazılı çerçeveli bir fotoğraf gördüm. Resimdeki Susan'dı. Geçenlerde bir hastalıktan dolayı öldüğünü öğrendim. Onun için üzüldüm. Beni ayrıntıları bilip bilmediğini ve o zaman annesi için yarın toplayıp toplamadıklarını sordum. Ama o sadece hayır hayır hiçbir şey duymadım dedi. İkinci gece Susan ve annesinin evde oturup bir şeyler hakkında konuştukları bir kabus gördüm. Sonra sanki birkaç yıl sonra okula girdi. Annemle konuşmalarını duydum ve dahası sanki rüyamda Susan'ın bedenindeydim. Galiba onun hakkında çok düşünüyordum. Sonuçta bunlar sadece rüyaydı. Ama rüyalar sistematik hale geldi. Bu bir haftadan fazla sürdü. Ve son rüyam çok netti. Sanki ben Susan'dım. Ben yanıma geldi ve onunla yürüyüşe çıkmamı söyledi. Hayır cevabını verdim. Sonra beleğimi tuttu, beni sıkıca sıktı ve reddetmeyi duymaya alışkın olmadığını söyledi. Ve sonra onu reddedersem sadece ben değil, annemin de pişman olacağını söyledi.
Yüzüne bir tokat atıp ondan ayrıldım. Bir süre sonra akşam eve dönerken ben beni tekrar yakaladı. Sarhoştu. Eve gitmesini söyledim. Ama arsızca saçımı tuttu ve onunla gitmem gerektiğini söyledi. Bacaklarının arasına tekme attım ve kaçtım. Birkaç hafta sonra sağlığım bozuldu. Böbrek hastalığı. Hiçbir ilaç yardımcı olmadı. Hastaneye gittim. Kötüydü. Ve sonra evimin yandığını öğrendim. Kimin yaptığını hemen anladım. Sinirler ve endişeler beni daha da kötü hissettirdi. Öleceğimi fark ettim. Ve annemden doktorla konuşmasını istedim. Kalbim her zaman sağlıklıydı. Ve ben öldükten sonra birine bağışlamasını istedim ki o kişi hayatımın geri kalanını yaşasın. Sonra tekrar soğuk teller için uyandım. Kalbim çılgınca çarpıyordu. Uyuyamadım. Dikişlerim acıdı. Kafamda düşünceler sanki delirecekmişim gibi katik bir şekilde uçuştu. Ertesi sabah erkenden ameliyat oldum, hastaneye koştum. Bir doktor buldum ve nakil kalbimin kiminin olduğunu sordum. Tıbbi sırlar hakkında konuşamam dedi. Ama ona 2000 dolar verdim ve Susan Barn okulunuzdan bir kız dedi. Bu sözler bir ok gibi kalbime saplandı. Sokağa koştum ve ağladım. Bu rüyaların benim anılarım olduğunu fark ettim ama daha da kötüsü arkadaşımın. En iyi arkadaşımın onun hayatını mahvettiğini, evi mahvettiğini ve Susan'ın annesinin elinden her şeyini aldığını fark ettim. Hemen eve koştum, sahip olduğum tüm parayı çektim. Benim ve benim arabasının anahtarlarını aldım ve Susan'ın annesine doğru sürdüm. Eşsizler barınağında yaşıyordu. Onu bir kafeye davet ettim, ona içinde para olan bir bavul ve iki arabanın anahtarını verdim. Bu paranın kendisine güzel küçük bir ev ve önümüzdeki 10 yıl boyunca güvenli bir yaşam için yeterli olacağını söyledim. Şok oldu. Kabul etmek istemedi. Bunu neden yaptığımı sordu. Sonra dayanamadım ve kızının benim için tüm bunlardan daha pahalı bir hediye verdiğini söyledim. Bana hayat verdi, dedim. Annesi her şeyi hemen anladı. Eliyle kalbime dokundu ve şiddetle ağladı. Bu kalbi boş harcama oğlum, dedi ve gitti. Benim yanına gittim. Geç saatteki ziyaretime şaşırdı. Kapıyı açır açmaz hemen yüzüne güçlü bir darbe vurdum. Burnunu kırdım ve onun bir hiç, bir daha asla arkadaşım demeyeceğim bir canavar olduğunu haykırdım. Ben neler olduğunu anlamadı. Sana evet demediğini, senin için bir ucubele çıkmadığı için mi evini yaktın? Onu öldürdün, öldürdün diye bağırdım. Nasıl? Nereden biliyorsun? Hepsini gördüm, kafamda gördüm. Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Bu sözlerden sonra eve geldim ve babama her şeyi anlattım. Ailelerimizin iş ortaklarını bitirme kararı verdim. Buna yasal hakkım vardı. 18 yaşına yeni girmiştim ve hisselerin çoğuna sahiptim. Beni hayatımdan çıkarttım ve ailesi zarar gördü. Bu benim kararımdı ve yapabileceğim en azından buydu. O zamandan beri onu bir tanıdık olarak bile görmüyorum. Susan'ın annesiyle daha sık iletişim kurmaya başladım. Arabaları satmasına, emlak almasına, kendi küçük işini kurmasına yardım ettim. Ve biliyorsun, onu ne zaman görsem kalbim daha da sakinleşiyordu. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Merhaba, ben Pat. Okulumuzda yaşanacak olan terör olayını yanlışlıkla tanık olan Pat. Şimdi pek bir şey söylemeyeceğim. Hikayeni anlatacağım ve her şeyi öğreneceksin. Ama önce bana bir like at çünkü sınıf arkadaşlarım için hayatımı riske attım. Ve evet, bize bir şey olmadı. Kurtulduk. Lise son sınıftaydım. Hayatım sınıf arkadaşlarımdan farklı değildi. Zengin miyim, fakir miyim diye sorarsınız. Hayır, zengin değilim. Orta halli bir ailedenim. Ortanca çocuğum ve hayal gücüm kardeşlerime göre çok daha fazla çalışıyor. Ailem benim için yaratıcı bir meslek öngörüyorlardı. Ama dürüst olmak gerekirse, üniversitede hangi bölüm okuyacağımı bilemiyordum. Ama eminim yalnız değildim. Kabul edin, hanginiz hayalinizdeki bölümü bitirip o işi yapıyor ki? Genelde kızlar manikürcü oluyorlar ve ofis çalışanlarından daha fazla kazanıyorlar. Erkekler de araba tamir ederek çok güzel hayat yaşıyorlar. Bu konuda öğretmenimiz Bay Billy hepimize yardım etti. Ona kısaca Bill denmesini istiyordu. Bill 6 ay önce okulumuza gelmişti. Bizim kafamızda olduğu için onu sevdik. Kızlar da bizlerle olan iyi iletişim becerileri sayesinde onu sevdiler. Ayrıca ses tonunu da sevdiler. Ha bir de onun bekar oluşunu sevdiler. 55 yaşından büyük olan müdüremiz bile ona ilgi duyuyordu. Bill derslerden sonra bizim için hayata dair düşüncelerimizi paylaştığımız, onunla tartıştığımız toplantılar düzenledi. Ve genel olarak hayattan ne istediğimizi anlamamıza yardımcı oldu. Bu öğretmenlerle bir şekilde bir bağ kurduk. Bill yeteneğimi ortaya çıkardı ve gazeteci olmak için okumamı tavsiye etti. Bill eski okulundan söylentilere göre yaptığı bir şeyler yüzünden kovulmuştu. Ama ne yapmıştı bilmiyorduk. Kimse de çok umursamadı zaten. Bill benimle kitaplar, kılavuzlar paylaştı. Onları evde sürekli defalarca okudum. Bir yandan da balo için hazırlanıyorduk. Okulda bir koşturmaca vardı. Kızlar eğleniyormuş gibi davranıyorlardı. Sınıf arkadaşımız Brittany her zaman çarpıcı görünmesinin gerektiğini söylüyordu. Bir gecelik makyaj için 500 dolar ödemeyi kabul etmişti bile. Sadece merak ettim. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Salondaki en güzel kız olmak ve güneşin doğuşunu güzel bir şekilde karşılayabilmek için yüksek kaliteli bir makyaj yaptırmak istiyorum. Güney kutbunda olmamamız çok iyi. Neden?
Orada bir aydan fazla şafağı beklerdin. 4 hafta sonra makyajına ne olacağını görmek istemezdim. Brittany bana deli işaret yaptı ve gitti. Arkadaşım Tim baloya birini davet edip etmediğimi sordu. Çok özel bir kişiyle gideceğim. Vay, kim o? Brittany çoktan başkasını buldu ki. Kendimle. Ne olmuş? Elbise seçme derdi yok. Makyajını bekleme derdi yok. 45 dakika kapıda bekleme derdi yok. Babasına rapor verme derdi yok. Birlikte gidebiliriz. Üzgünüm dostum ama tipim değilsin. Benim de bir eşim yok. Birlikte gidelim. Hiç yoktan iyidir. Peki, tamam. Baloya bir haftadan az bir süre kaldı. Billy balo hazırlıklarından sorumluydu. Sık sık balo için bir şeyler çizmemi, getirmemi, götürmemi istedi. İşe o kadar sorumlu bir şekilde başladı ki sürekli ofiste müdürle görüşüyordu. Bir keresinde Bay Bill'e iş için gittim ama ofiste değildi. Ben de orada olacağını bildiğim için müdürün odasına gittim. Kapı hafif aralıktı ve garip bir konuşma duydum. Sence bu fikir işe yarayacak mı? Evet. Son iş yerinde her şey bu şekilde oldu. İnanılmaz bir patlamaydı. Ve en önemlisi kimse ben olduğumu tahmin etmemişti. Sence bunu hak ediyorlar mı? Bütün çocuklar hak ediyor. Hiç hepsini birden havaya uçurmak istediniz mi? Evet ama sonuçlarına hep korkmuşumdur. Her şeyi düzgün, sessizce ve tanık olmadan yapacağız. Duyduklarımdan sonra korku içimi kapladı. Aman tanrım, ne yapmak istiyorlar? Kendi kendime düşünürken kapı açıldı. Bir yıl dışarı çıktı. Utandı. Kabaca orada ne yaptığımı sordu. Silah ve her türden patlayıcı fotoğrafların bulunduğu bir yığın dergi Bill'in elinden düştü. Onları hızla aldı. Göğsüne bastırdı. Mezuniyet için gerekli şeylerin listesini çekinerek verdim. Ve o da çok sert bir şekilde bana git dedi. İlk defa böyle öfkeliydi. Sonra çantamı ofisinde unuttuğumu hatırladım ve oraya gittim. Yanlışlıkla laptopuna çarptım. Uyku modundan uyandı ve önünde müdürle olan yazışmaları açıldı. Sanki bir kısmı eksik gibiydi. Silinmişti. Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum ama yasalara karşı gelmekle istemiyordum. Bizim durumumuzda bu çok tehlikelidir, bilirsin. Yıllar önce başka bir eyalette, başka bir okulda çalıştım ve orada her şeyi havaya uçurdum. Çocuklar bunu hak ediyor. Bu arada patlayıcılar ne alemde? Birkaç seçeneğe baktım. Şimdi sana göstereceğim. Ofise gideceğim. Avuç içlerim terliyordu. Başka bir şey okuyamadım. Tim girdi, ardından da öğretmen. Hızla bilgisayarı kapattım. Çantamı aldım. Tim'in elini tuttum ve veda etmeden oradan çıktım. Arkadaşıma her şeyi anlattım ama inanmadı. Abartıyorsun. Hayır dostum, balo da bizden kurtulacaklar. Bay Billy hakkında söylentileri hatırlıyor musun? Eski okulunda bir şey yaptığını ve okuldan atıldığını söylediler. Ya korkunç bir şeyler planlıyorsa? Hayda. Dostum bu bir tesadüf değil. Silahlar, patlamalar, kahretsin. Öleceğiz. Ne yapacağız? Baban hala polis mi? Evet. Onunla konuşmalıyız. Bala gününe 2 gün kalmıştı. Geceleri kabuslar gördüm. Soğuk teller içinde uyandım. Ölmek, sevdiklerimi kaybetmek istemiyordum. Annem de baloya benimle gelecekti. Ama polis kimseye bir şey söylememizi emrettiği için ona bir şey söyleyemedim. Özel bir operasyonu mahvedebilirdim. Aileme baktım ve düşündüm. Ya annem ölür de ben sağ kalırsam ne yaparım? Babam ve kardeşlerim ne yapar? Ölümü düşündüğüm her dakika Tim ve ben neredeyse hiç uyumadık. Her şey yolundaymış gibi davranmaya çalıştık. Sakince plana uymamız gerekiyordu. Hepimiz baloya gidecektik. Polis binayı kuşatacak, istihkamcılar, köpekler ve özel kuvvetler gizlice içeri girecekti ve bizi kurtaracaktı. Bunca zaman öğretmenden özenle kaçındım ama yine de anladı. Hey Pat, sorun ne? Niye bu kadar gerginsin? Baladan mı korkuyorsun? Korkma, zaten çabucak geçip gidecek. Ev hatta hiçbir şey atalayamayacaksın. Hahaha. Pat, takım elbise seçtin mi? Bence siyah giyin, daha uyumlu olur. Neye uyumlu? Baloya başka neye olacak? Hadi ama neden bu kadar ciddisin? Çok yakında birbirimize veda edeceğiz, sonsuza kadar. Konuşmalar resmen tehdit gibiydi. Ölüm korkusu yine içime işlemişti. Tim'in babası Bay Bruce, paniğe yol açmamak için her şeyi kimseye, özellikle de ebeveynlere hiçbir şey söylememizi emretti. Özel harekat hazırlanıyordu. Bir tek kişinin bile burnunun kanamayacağını söz verdiler. Ve balo günü geldi. Tim ile kenarda duruyorduk. Siyah bir takım elbise giymiştim. Tim de farklı bir renk. Balo başladı. Sınıf arkadaşlarımıza baktık ve bunun hayatımızdaki son akşam olduğunu düşündük. Sonra müdür ve Bill Tim'in yanına geldiler ve yanlışlıkla Tim'i korkuttular. Tim bağırdı. Hayır, hayır, patlatmayın. Bize baktılar. Sonra müdür Bill'e döndü ve kimsenin bilmediğini söylemişsin dedi. Ve Bill ona ne fark eder ki diye cevap verdi. Ardından salon yüksek sesli müzik duyuldu. Balonun kral ve kraliçesi sahneye çağrıldı. Müdür taçlarını sunmak için sahneye çıktı ve Bill yanıma geldi ve birkaç söz söyledi. Tanıştığımıza memnun oldum. Sen akıllı bir çocuksun. Ayrılacağımız için üzgünüm. Bunu yapmana gerek yok. Neyi? Bütün bunları. Söz veriyorum. Bu akşam hakkında hayatım boyunca sessiz kalacağım. Bütün bunları insanlar susturmak için mi ayrıldığımı sanıyorsun? Hayır.
Bırakın konuşsunlar. Bırakın herkes konuşsun. Sonra müdür sahnede dikkat istedi. Bir konuşma yaptı. Bize veda etti. Ellerim ve dizlerim titriyordu. Aniden anneme baktım. Gülümseyerek alkışlıyordu. Bunun son olduğunu, onu bir daha asla göremeyeceğimi, sarılayamayacağımı ve onu ne kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğimi düşündüm. Sessizce ve fark edilmeden kalamanın içinden geçmekte olan özel harekatları bir anlığına yakaladım. Müdür sahnedeyken patlat diye bağırdı ve her şey ağır çekim gibi ben anneme koşuyorum, onu yere yatırıyorum, üzerine kendimi siper ediyorum. Tim masanın altına koşup saklanıyor, bir cebinden bir uzaktan kumanda çıkarıyor ve özel kuvvetleri üzerine atlatıp onu etkisiz hale getiriyor. Tüm öğrenciler hızla tahliye edildi, müdür ve Bill yakalandı ve kelepçelendi. Herkes dehşet içinde çığlık atmaya başladı. Ve kaos başladı. Her şey çok hızlı oldu. Koşarak bahçeye çıktık. Dürüst olmak gerekirse patlamanın olmasını bekledim ama uzun süre kimse çıkmadı. Bir saat sonra Tim'in babasının yanımıza geldi ve bizi çağırdı. Bize söyledikleri bizi resmen şok etmişti. Meğerse öğretmen ve müdür bizim için muhteşem bir havai fişek gösterisi hazırlamış. Patlama derken bundan bahsediyorlarmış. Peki ya silahlar? Bill ve müdür Acemi Avcılar Kulübü'ne katılmışlar. Öğrencilerin hiçbirinin bu hobilerini bilmesini istememişler. Bu yüzden gerçeği saklamaya çalışmışlar. Yarım saat sonra Tim ve ben dışarıda herkes önünde duruyorduk. Sınıf arkadaşlarım bize öfkeliydi. Herkes bizden nefret ediyordu. En son söylediğim şey, Tim, beni şimdi öldürürlerse cesedimi yakıp küllerimi denize savur. Videoyu beğendiyseniz beğenip sosyal ağlarda paylaşın. Hoşçakalın.